Değerli spor severlerimiz, hepinize mutlu bir pazartesi günü akşamından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam 1957 sporumuzun Göreve Spor karşısındaki karşılaşmasını değerlendireceğiz. Yanımda Yunus Zor bizle birlikte olacak. 1957 spor Göreve Spor karşısında 0-0 eşitlikle maç karşılaşma neticelendi. Bir canlı yayın bağlantımız olacak eğer uygun olursa. Şimdi öncelikli olarak bir özet görüntüsü alalım. Özet videomuz var. 3,5 dakikalık. Abdülkerim Taha uzaklaştırıyor. Fatih'in önünde kaldı top. Fatih kaleciyle karşı karşıya. Fatih dışarı çıkardı. Tugay dönemedi. Döndürmüyorlar Tugay'ı. Ve uzaklaştırdı Göreve Spor savunması. Ve Barışcan Karadeniz topu aldı. Barış soldan atak yapıyoruz. Barış bir çalım. Barış direkt kaleye gönderdi. Kaleci için zayıf bir top oldu bu. Göreve Spor atakta. Soner bir orta geldi ceza sahası içerisine. Arka tarafta kimse müdahale, kimse yok orada. Karambol anı. Uzaklardan bir deniyor. Şut geldi. Out'a çıkıyor top. Ve araya girmeyi başardık Fatih. Şimdi sağ tarafta büyük bir boşluk var. Cihat'ın koşu oluna. Cihat hareketli. 4'e 3 yakaladık. Cihat bir çalım attı ve faul. Hakem düdüğünü çaldı. Emre direkt kaleye. Üstten out. Şimdi top Hakan'da. Hakan bir çalım. Kaleyi uzaktan gördü. Sert vurdu. Out. Hakem düdüğünü çaldı. Direkt kaleye. Aşırı da orada Tayfun'un müdahalesi, taraftarlardan alkış topladı. Tayfun kalesine dikkatli. Barış'ın koşulunun üzerine Barış içeri kat ediyor. Barış bir çalım, ikinci çalım geldi. Emre'nin koşuluna Emre. İyi orta Hakan'a gelmeden son anda Emre topu uzaklaştırdı ve korner. Ceza sahası kalabalık. Orta. Arkada Serkan indirdi. Taha vuramadı. Pasını aktarıyor. Bir orta daha gelecek. Bir orta daha geldi. Arka banda Serkan kaleye vurdu. Out. Yandan out'a çıktı. Sağ tarafta Cihat. Mustafa Aşık. Abdülkerim'le oynadı. Abdülkerim güzel döndü. Burakcan Kalender. Sol tarafta büyük bir boşluk var. Samet bastırdı, bindirdi. Barış da oynadı. Barış iyi bıraktı Samet'e. Samet ortaladı. Hakan vurdu. Etkisiz vurulmuş oldu. Kaleci İsmail. Cihat şimdi topu hareketli. Cihat topu sağdan sürükledi. Mustafa Aşık'la bir ver kaç. Cihat ortaladı. Hakan yükseldi. Fakat orada hakemin bayrağını görüyorum. Abdülkerim defaslı arkasında bir top. Fatih. Direkt kaleye gönderdi. Offside. Aşık pası Burakcan Kalender. Hakan. İyi bir top. Cihat ortaladı. Barış geldi. Kaleci. İsmail dikkatli. Hakan iyi döndü. Ara pası iyi. 3'e 3 yakaladık. Şimdi Mustafa Aşık. 4 kişi yakaladık. İyi geldik Mustafa Aşık. Orta. Barış'a duruyor. Fatih. Topun gerisinde Burakcan Kalender. Ceza sahası içerisinde 6 futbolcumuz var. Bir hayli kalabalık. İyi orta gol getirir. Orta kaleye doğru. İsmail uzaklaştırdı. Atamız devam edecek. Taha kaleye doğru vurdu. Bileğin hemen yarından top out'a çıkıyor. Ve hakem son düdüğünü çaldı. Özlemek istiyorum. Göreve Spor karşılaşması 0-0 neticelendi. Golsüz beraberlik hakim oldu maça. Ünye Spor 3 puan ile çıkmış oldu. 3 puan parası ile çıkmış olduğu karşılaşmada 1 puan kazanmış oldu. Maalesef. Biz 3 puan parası ile çıktık ama güzel bir maçtı. Gerçekten çok böyle kıl payı kaçırdığımız goller oldu.
O 3 puan almak çok zor bir şey değildi. Hani çoğu zaman yerimize duramadık. İşte gol derken gol olmadı. Hani bu biraz şanssızlıktan ibaretti. Ama daha önce Başkan Ahmet Yıldıran'ın defalarca söylediği bir şey vardı. Hakemlerle ilgili sıkıntılarımız var, işte sıkıntı yaşıyoruz gibisinden. Bunu bu maçta bir defa daha gördük. Hani hakem gayet rahat bir şekilde sanki karşı tarafın 12. Oyuncusuymuş gibi hareket ettiği, karar verdiği kararlar var. Bu tabii ki etkiledi mi takımı? Etkiliyor. İster istemez etkiliyor. Taraftarın olmayışı bir takımı nasıl etkiliyorsa hakemin de karşı tarafın oyuncusuymuş gibi hareket etmesi ister istemez etkiliyor. Hani göreli için bir şey var, söz var yani, beraberlik takımı, evet, diye. Bizi de berabere bıraktı gitti. Evet. Yayınlarımızda da zaten konuşmuştuk bu konuyu. Göreli Spor bizim maçımızdan önce 12 maçtır galip gelemeyen bir takım. Grubumuzda toplamda 11 tane beraberliği olan bir takım. Dolayısıyla grubumuzun beraberlik takımı Göreve Spor'du. Bundan da ben bahsetmiştim hatta, yani ben korkuyorsam biz yenemezler ama beraberlik beni korkutuyor demiştim. Çünkü 3 puan almak nerede, 1 puan yetinmek nerede? Dolayısıyla maalesef dediğimiz gibi de oldu. Göreve bizi üstünü kuramadı. Maç boyunca zaten en fazla 2 tane ben net pozisyondan hatırlıyorum. Başka bir şey yok. Bizim nereden baksanız en az 10 tane pozisyonumuz oldu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar oldu. Fatih kaleciye karşı karşıya kaldı. Offside kararı çıkıyor. Barış kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top ağlarla buluştu. Fakat yine offside'e takılmış olduk biz. Dolayısıyla gol noktasında etkili olduk. Fakat hakime takıldık zaman zaman. Zaman zaman oldu. Şanslar yaşadık. Serkan kafayla gönderdi kaleye. Yan ağlarda kaldı. Dolayısıyla 0-0 beraber neticelenmiş oldu maç. Bir de şey var. Şimdi bazı takım vardır. Yenmek umuduyla o sahaya gider. Onun için mücadele eder. Hızlı oynar. Bazı takım vardır. Yenilmek için gider. Çok umurunda olmaz maç. Asılmaz. Hani onu oyunda da anlarsınız zaten. Göreli tamamen hani o şeye adapte olmuş. Beraberlik sonucuna adapte olmuş bir şekilde. Gayet relax hareketleri var. Yavaş hareketleri diyorlar. İşte o topu yavaş oynatmaya çalışıyorlar. Oyunu durdurmaya çalışıyorlar. Bu bizim takıma baktığınız zaman da 3 puan için mücadele ediyor ya, çabuk olsun istiyor. İşte adam bir köşe atışı atacak veya işte serbest vuruş kullanacak. Yavaş yavaş hareket ederken bizimkilerin de bu sefer motivasyonu bozuyor. Evet. Oyun soğuyor. Oyun soğuyor. Oyun soğuyor. Ha, bu sefer bizimkiler 3 puanla gitti. Bu sefer acaba biz 3 puanı mı kaptıracağız telaşası oluyor. Ki zaten maçın içinde de sonunda da zaten gergin anlar yaşandı. Evet. Bundan dolayı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Evet. Bu maçta umudumuzu bulamadık. Bizim için de maç öncesinde hem taraftarın hem yönetimin hem de teknik heyetin söylediği bir şey vardı. Çok önemli bir maç bizim için diyorlardı. Gerçekten önemli bir maçtı. Biz önemli bir maçta sadece 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Sayın Zor, bununla alakalı ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir montajı ayarlarken hususi baktım, maçın başından sonuna kadar izledim. Hangi futbolcu hangi dakikada yerde kalmış, ben bunların listesini çıkardım. Göreme Spor'da 11 futbolcu sahada, bu futbolcuların tam 10 tanesi yatmış yerde. Yani bunların 10 tanesi yerde yatmış, zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunmuşlar. Tam 10 tanesi. 11 futbolcudan 10 tanesi. Sadece bir futbolcu bunu yapmamış sadece. Yani bu da gözümüzden bizim kaçmayan bir detay oldu. Toplamda da mesela bazı futbolcular hele 4-5 defa yerde yatıyor. Bunları topladığınız zaman tam 20 kez Göreme Sporlu futbolcuların yerde yatmasından ötürü oyun uzadı. 1 dakikadan hesaplarsanız 20 dakika yapar. En az 15-20 dakika boyunca Göreme Sporlu futbolcuların yatmasından dolayı. 20 dakika bir uzatma vardı. Evet, toplamda 7 dakika verdi. İlk yarıda da zannederim 1 dakika vermişti. 8 dakika. Evet. O da hiçbir şey değil ama adamlar o konuda profesyoneller. Zaten maçı yavaşlatmak, karşı, evet, tarafın motivasyonunu düşürmek, beraberliği dengelemek noktasında adamlar gerçekten profesyoneller. Onu da o şekilde takdir ediyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir insan amacı vardır. O amacını uygulayabiliyorsa takdir etmemiz gerekiyor. Ben bu noktada Göreli'yi takdir ediyorum. Ama bizim arkadaşlarımızın biraz daha profesyonel davranıp
Orada fevri hareket etmemeleri gerekiyordu. Motivasyonu bozmamaları gerekiyordu. Evet, ben bu konuda seninle aynı fikirde değilim maalesef. Ben Görele Spor'u futbolcuların sistematik olarak, çünkü 11 futbolcuda 10 futbolcu, sistematik olarak yerde yatmalarını ben şöyle değerlendiriyorum. Tamamen Görele Spor'lu futbolcular pısırık bir futbol anlayışıyla sahaya çıktılar. Mücadele, istek, farklı şekillerde varyasyonlarla gole gitme diye bir şey yok. Tamamen bir puan için gelmişler ve pısırık bir futbol anlayışı var. Onun için profesyoneller. Evet. Bakın sadece profesyonellik, hani profesyonellikte oynayacak kapasitede insanlar değil bunlar. Evet. Bunların amacı ne? Beraberlik. Beraberlik noktasında profesyoneller. Bu işin üzerine Görele Spor'un oyuncularını kimse eline su dökemez. Dökemez kesinlikle. Bu adamlar ne yenilirler ne yenerler abi. Şimdi desek ki bizim Ünyespor'un futbolcularına, arkadaşlar bu maçta berabere çıkacaksınız. Ne galibiyet istiyoruz ne mağlubiyet istiyoruz. Ya kazayla gol atarlar ya kazayla gol yerler. O beraberliği dengeleyemezler. Ama adamlar o konuda profesyoneller. Yani o şey, amaçları beraberlik paralojisinden çıkmışlar sahaya. Onu da elde etmişler bir şekilde. Evet. Maça ilgi alaka da vardı. Ben beğendim. Güzeldi. Kapalı tribün tamamen doluydu. Ben buradan taraftarlarımıza öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber geçen hafta Ahmet Başkan, kulüp başkanı Ahmet Yıldırım'a da ben soru sormuştum bu yönde. Belediye başkanı ve kaymakamımızı göremediğimizi, bilgileri olup olmadığına dair sorular sormuştum. O da hasta olduklarını söylemişlerdi. Bu hafta biz protokolde belediye başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'yı da gördük. Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney Bey'i de görmüş olduk. Biz bundan dolayı mutluyuz. Taraftarlar da mutlu. Mülki ve idare amirlerimizin takıma destek olma anlamında varlıklarını orada hissetmemiz bizi mutlu ediyor. Ben şimdi onunla ilgili şunu da söyleyeceğim. Daha önceki yönetimde, yani Hamza Alp başkanlığındaki yönetimde ben gerek Hamza Alp'a gerek de görüştüğümüz, bu konuları açtığımız sohbet ortamlarında hep şunu söylüyordum. Ünye'nin yöneticileri, işte Sayın Kaymakam olsun, Sayın Belediye Başkanımız olsun, maçlara ilgi göstermiyorlar demiştik. O zaman da bana gayri ihtiyari bir tanesi dedi ki, ya Kaymakam Bey gelmek istemiyordu, işte orada sigara falan içiliyor. Ya arkadaş, içilmesin sigara, önemli değil. İçen adama de ki çık kardeşim dışarıda iç, burada sigara içmek yasak. Hani buysa sebep, o sebep kaldırılabilir. Çünkü orada şehrin mülki amirlerinin orada bulunması ve emniyet müdürünün orada olması, jandarma komutanının orada olması, işte kaymakamın, belediye başkanının orada olması takıma şevk veriyor. Takım diyor ki abi, biz umursanıyoruz, artık büyükler de bizi izlemeye geliyorlar diyor. Ama ilk dönem bakıyorsunuz, bölgenin milletvekilleri Fas'ın maçına gitti, Ordu'nun maçına gitti. Atıyorum Perşembe'nin, işte Gülyalı'nın, işte amatör, daha şey, gençler ligine, amatörlüklerine gittiler. Hani maç izlediler ama gelip Ünye stadında bir maç izlemediler. Doğal olarak bu hem yönetimi yıpratıyor hem taraftarı yıpratıyor. Taraftar bu sefer diyor ki, bizim işte mülki amirlerle, siyasilerle Ünye Spor'un bir sıkıntısı mı var? Senin gitmediğin maça ben niye gideyim? Hani bu kopukluk vardı. Ben de orada tribünde yer alan bir kişi olsam bir giderim, iki giderim ve bakıyorum yönetim doğru düz maça gelmemiş. İşte mülki amirler gelmemiş, siyasiler gelmemiş. Ben mi kurtaracağım bu Ünye Spor'u derim. Ama bugün mülki amirlerin orada olması gerçekten de bizi sevindiriyor. Benim buradan ricam Sayın Kaymakam'dan, Sayın Belediye Başkanım'dan ve hatta bizi duyarsa, duyururlarsa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Hilmi Bey'den ricam, bu maçlara takip edin, gelin. Hani hafta sonunda 2 saatinizi, tamamını izleyemiyorsanız bir ilk yarı veya ikinci yarıyı gelin izleyin. En azından bu takıma bir moral verin. Bu takımın da, bu taraftarın da morale çok ihtiyacı var. Biz neyin hesabını yapıyorduk? Düşeriz de nasıl düşeriz? Çok farkla mı düşeriz hesabı yapıyorduk? Şimdi düşmeyeceğiz hesabı yapıyoruz. Bunu da nasıl yapacaksın? Moralmen yapacaksın. Bugün biz Moda TV olarak orada maçları canlı yayınlamasak, siz bugün oturup Ünye 1957 Sporu futbolcuları burada programda anlatmasanız, bu başarıları hiç
deklare etmesek ne futbolcuda bir şevk kalır ne de taraftarda bir heves kalır. Giderse iş yoksa canı sıkıldığı için adam izlemeye gider, oturur izler izler gelir. Bir kere bile Ünyespor diye bağırmaz. Yenilirse bağırır çağırır. Yenerse de iki kere alkışlar, üçüncü alkışlamaz. Bu da bu takımı ileriye götürmez bana göre. Ama şu an biz güzel bir noktadayız. Ha güzel noktada yine ipin ucundayız. Her an düşebiliriz. Bunu hiçbir şekilde bırakmamamız gerekiyor. Bırakmadan bu takımı bu şekilde götüreceğiz. Bu sene böyle kapatacağız. Başka çare yok. Evet, güzel bir hava yakalandı. Yani zaten ikinci dönemin başlangıcında amaç şuydu. Takımı bu sene ligde tutmak. Yani o yüzden çok büyük bir büyük mesela futbol anlayışı ya da büyük mesela puanlar falan beklememek de gerekiyor. Yani. Önemli olan takımın şu anda bu sene için ligde tutabilmek için yapılan mücadele. Buna biraz odaklanmak gerekiyor. Peki hocam yani bizim takımı bu hafta nasıl gördünüz? Yani önceki haftalara göre bu hafta değerlendirdiğimiz zaman bir puan almış olduk. Yani biz neyi eksik yaptık da acaba biz 3 puanı alamadık? Biraz buradan konuşmuş olsak. Neyi eksik yaptık? Şimdi şöyle söyleyeyim. Basın tribününden yukarıdan beri izliyorum abi. Bizim takım arkadaşlarımızı takip ediyorum. Göreli Spor'un oyuncularını takip ediyorum. Göreli Spor az önce de dediğimiz gibi beraberlik parolasıyla çıkmış ve bunu amacını oluşturacak şekilde de profesyonel olmuş artık. Adam beraberlik profesyoneli olmuş. Oyunu yavaşlatıyor. Oyunu duraklatmaya çalışıyor. Az önce dediğim gibi 10 tane oyuncu kimisi 4'er 5'er defa yarıda yatmak kaydıyla en az 2 dakika 3 dakika 4 dakika oyunu yavaşlatıyor. Bu ne oluyor abi bu sefer? Bizim oyuncularımızda bir gerginlik oluşturdu. Motivasyonunu bozdu. Arkadaşlarımız eğer bu gerginliğe düşmeselerdi, eğer bu motivasyon bozukluğuna düşmeselerdi, belki biz o kıl payı kaçırdığımız golleri yakalardık. Ha şanssızlık var mıydı? Vardı. Amenna. Çünkü ya golü atıyorsun offside diyor. Çok bariz bir farkla da offside'a düşmemişsin. Ufak bir farkla offside'a düşmüşsün. Ona ben şanssızlık diyorum. Amenna. Biraz da dikkatsizlik. Çünkü motivasyonun kaçtığı zaman da hırsla gidiyorsun. Hani vardır ya bir söz. Zarar, hırsla kalkan zararla oturur diye. Orada hırsla hareket ettiğin zaman da zararını biz çekiyoruz. Zaten biraz gerginlik da, olaylarının çıkması nedeniyle bu oluyor. Yani bu gerginlik bu sefer sen oyundan kopuyorsun abi. Ben seninle iki takımın oyuncusuyum. Gerginlik yaşamışım. Bu sefer birebir mücadeleye girdiğim zaman da ben senden topu alıp da kaleye gole gitmek düşüncesinden ziyade şeye gidiyorum. Ben buna nasıl çelme takarım? Az önce bizim arkadaşı yere düşürmüştü. İşte ben bunu nasıl ayağını kırarım, bacağını kırarım? Belki ona da gidiyoruz. Tamamen biz o golden çıkıyoruz. İkili mücadeleye, tartışmaya, gerginliğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu bizim arkadaşların yaptığı birçok pozisyonlarda yaptığı hatalardan bir tanesiydi. Bunu yapmasalardı Görele 50 de patransa biz bu maçı alırdık abi. Hem de en az 2 golden alırdık. Orada bir hata yaptık. Ha bundan sonraki maçlarda bu futboldur. Her ne kadar biz amatörde oynasak da bu profesyonel bir maçtır. Mahalleler arası bir maç değil. Veya liseler arası bir maç değil. Buraya mücadele için çıkıyorsun. Binlerce insan seni izliyor. Kimisi ekrandan izliyor, kimisi tribünden izliyor. Bu tür şeylerin yapılmaması gerekiyor. Bu tür provokasyonlara aldanmamak gerekiyor. Aldanırsan ne olur abi? Bu şekilde sahadan tek puanla çıkarsın. Ben bundan sonraki maçlarda böyle şey olmamasını istiyorum. Hatta maçın sonunda Mehmet Hoca da koptu. Evet. Hani beklemediğimiz bir şeydi, yapmaması gereken bir şeydi. Ha, belki biz olsaydık aşağıda aynısını biz de yapardık. Çünkü evet. Mehmet Hoca'ya yan hakem yerinden ayrılma diyor. Öbür taraftaki adam geziyor dolaşıyor. Ona kimse bir şey demiyor. Şimdi haksızlıklar var mı? Vardı. Böyle bir durumda Mehmet Hoca normal olanı yaptı ama yapmaması gerekiyordu. Çünkü o onu yaptığı zaman da oyuncular daha fazla agresifleşiyor. Bir sonraki maça çıkarken diyor ki hoca nasıl olsa agresif diyor. Biz de yapabiliriz bunu diyor. Bu sefer biz maçtan kopuyoruz. Amacımız gol atmak değil. Sadece orada o anki bizim hislerimizi, duygularımızı tatmin etmek gibi bir şey oluyor. Evet. Zaten maç sonrasında bitişinde oyuncularda agresiflikler oluyor. Orada
iki futbolcular mesela konuştuğunda, diyalog halinde olduğunda birbirlerine sözler söylüyorlar hocam. Orada mesela maçın stresiyle beraber ağızdan çıkan belki kelimeler hiç olmayacak yerlere dokunabiliyor. Dolayısıyla bunların önüne geçme adına hemen ayırmak gerekiyor. Ayırmaya gidiyorsunuz, bu kez olayın rengi size dönüşebiliyor. Mesela ben hocam mesela orada izlemiştim son pozisyondan sonra gelen gerginlik dakikalarını. Orada iki kaleci, bizim yedek kalecimizle rakip takımın az kalecisi diyalog halindeyken bir anda gerginlik büyüyor. Mehmet Hoca gidiyor ayırmaya. Ayırmaya gidiyor. İyi niyetle ayırmaya gidiyor. Bu kez rakip takımdan birisi söz söylüyor. Orada yine gerginlikler daha çok artıyor. Ayırmaya gitmişken olay büyüyor orada. Derken büyüyor. Evet. Yani böyle bir durumlar da söz konusu olabiliyor. Hatta eğer Recep'den ben rica ediyorum. 5. videoyu faullerde 5. videoyu açarsak üzerinden konuşma ihtimalimiz daha iyi olur. Şu an hazırlanıyor değerli izleyenlerimiz. Gerginlik dakikaları bu anlar. Burada mesela bakınız hocamız da ayırmaya gidiyor. Rakip takımın kalecisi bir hayli agresif burada. Bir türlü sakinleştiremiyorlar. Orada Mehmet Hoca hem sözlü hem de elle bir sataşması var zaten. Mehmet Hoca da karşılık veriyor hocam. Yani çünkü ona onu itiyor, o da karşılık veriyor. Şu an ortam tamamen gerginleşti. Yani ortam nereden nereye gidiyor? Hani gerginlik dakikaları genelde böyle neticeleniyor zaten. Olayın rengi bir anda değişebiliyor. Bir de şey vardır yani. Ya bizim Türk milletinde hani iki kişi tutmaya gittiği zaman da tuttuğumuz adam daha da böyle hani havalara giriyor. Bırakın lan beni falan. Aynı o pozisyona giriyor. Şimdi kaleci ya abi sen neyin derdindesin? Gol yememişsin. Evet. Eski bir Ünye Spor'da. Sana yok. Bir şey yapan yok. 2013-2014 sezonunda Ünye Spor'da forma giymiş bir futbolcu. İşte bu sadece hoş olmayan hareketler bana göre. Evet. Yani hem bu takımda forma giyeceksin hem de burada durduk yere böyle bir gerginlik çıkaracaksın. Bu arkadaşı böyle bir hareket yapmasaydı da bizim taraftarımız alkışlarla soyunma odasına gönderseydi. Evet. Ve takım arkadaşları da şunu deseydi. Ya helal olsun bak sen burada oynamışsın. Adamlar seni unutmamışlar. Alkışlarla soyunma odasına gönderdiler demek vardı. Bir de bu şekilde olaylarla soyunma odasına göndermek vardı. Hoş olmayan hareketler ve bu bizim gardımızı düşürüyor. Evet. Maçı bizden koparabiliyor bu şekilde. Şu an iki haftadır maçlar gerginliklerle gündeme geldi. Boyabat karşılaşmasında biz o gerginliği yaşadık. Maç sonrasında, maç içerisinde. Görüle Spor karşılaşmasının işte sonunda gerginlik yaşamış olduk. Bir hayli futbolcularımız, rakip takım futbolcuları da bir hayli gerginleşebiliyorlar. Neticede Görüle Spor da hani düşme hattına yakın bir pozisyonda. Boyabat Spor da aynı şekildeydi. Dolayısıyla hepsi bizim futbolcularımızda olduğu gibi rakip takım futbolcularında da bu gerginlik hakim olabiliyor. Ve şöyle söyleyeyim. Bulancak'ta mesela maçın ikinci yarısı iptal edildi. Evet. Sahaya çıkılmadı. Niye? Gerginliklerden dolayı. Evet. Bulancak Spor kurtulma çabası içerisinde düşme hattından 2-2 maç neticelenmişti ilk yarısı. İkinci yarıya Kastamonu Spor çıkmadı. Bunu da zannediyorum gözlemcinin kararıyla TFF karar verecek. Sonucunu bekleyeceğiz. Eğer ki ben şunu söylemek istiyorum burada. Eğer ki böyle bir durumdan ötürü Bulancak Spor hükmen 3-0 galip gelecekse bu bence skandal bir karar olur. Skandal olur. Eğer öyle bir şey olursa bizim yapmamız gereken ne biliyor musun abi? Bundan sonraki evimizde oynadığımız maçlarda devre arasında baktık yeniliyoruz veya berabere kalıyoruz. Girelim abi sahaya. Ortalığı karıştıralım taraftar olarak. Evet. Kavga edelim. Karşı tarafın oyuncularının gözünü korkutalım. Adam ikinci yarıya çıkmasın. 3-0 yenmiş olalım. 3 puan direkt bizim olsun. Evet. Yani bu yanlış bir karar. Oradaki şeyin atmosferin bozulması Kastamonu Spor'la alakası olamaz. İşte 11 oyuncusu vardır. Teknik heyeti, yönetim, ıvır zıvır 25 kişidir veya 30 kişidir Bulancak sahasında. 30 kişi oraya ortalığı karıştıramaz. Bulancak taraftarı ortalığı karıştıracak.
3 puanı alan yine bulanacak olacak. Çok saçma bir şey olur ama buna gözlemcilerin çok iyi karar vermesi lazım. Nasıl karar verilir şu günlerde çok zor düşünüyor insan. Çünkü hem Süper Lig'de hem de bizim ligimizde gözlemcilerin, hakemlerin verdiği kararlara baktığımız zaman da her şey olabiliyor. Senin dediğin gibi skandal da olsa öyle bir karar verildiği zaman da şok geçireceğiz ama normaldir artık bu devirde diyeceğiz. Öyle görünüyor abi. Evet. Peki hakem hataları yine her hafta konuşup böyle takıldığımız durumlardan bir tanesi. Yine ben bu maçta da hakem hatalarına şahit oldum. Bununla alakalı da ikinci videoyu açabilirsek rejiden ben rica ediyorum. Eğer zannediyorum şu anda bir bağlantı var. Bağlantı hazırlığı yapıyorlar. Evet. Yani hakem hataları. Hakem hataları biz konuşmaktan bıktık. Yani ben bıktım konuşmaktan. Şimdi aynı şeyi Görele taraftarı da diyor mu bilmiyorum ama veya Görele'nin yönetimi diyor mu ya işte hakem hataları bizi bitirdi diyor mu bilmiyorum ama hakem hataları bizi bitirdi bana kalsa. Ben spor yorumcusu değilim. Ben teknik adam değilim. Ben işte yönetimde birisi olan dediğim çok ağım futbol bilgisi olan bir insan da değilim ama abi bazı şeyler vardır. Ya göz izanenle göz görüyor ya bunu. Burada hakem yanlış karar verdi diyebiliyorsun. Burada hakem yapmaması gerekiyordu diyebiliyorsun. Bu tür şeyler şimdi karşınızda düşünün. 3 puan parolayla çıkmışız sahaya. Yönetim, taraftar hepsi tribünde. Bizim yöneticilerimize varana kadar, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına varana kadar herkes orada. Şimdi sporcu bakıyor tribüne, herkes orada. Tamam diyor, biz motivasyonluyuz. Sahaya giriyorsunuz, ilk 10 dakikadan sonra başlıyor abi ortalık karışmaya. Görele oyuna başlatmanın derdinde, senin motivasyonunu düşürmenin derdinde. Hakem yanlış kararlarla senin motivasyonunu düşürmenin derdinde. Kimle mücadele edeceksin abi? Göreleyle mücadele edeceksin, hakemle mücadele edeceksin. Bu sadece bu maç için de değil, ne hikmetse. Bundan önceki maçlarda da aynısı oldu. Evet. Şimdi ben ilk bir maç izlememiştim. Maça gelememiştim. Başkan gayri ihtiyari dedi ki işte hakemlerden dert yanıyoruz dedi. Ben de içimden şunu söyledim. Hani hepimiz okuduk ki okullarda. İşte bir dersten zayıf olurduk. Derdik ki hoca bize taktı derdik. Ya Ahmet abi dedim. İçimden dedim ama bunu. Ahmet abi dedim. Yapma böyle dedim ya. Hoca bize taktı gibi bir şey oluyor dedim. Hani yapamadık oynayamadık demiyorsunuz dedi. Hakem diyorsunuz dedim. İşin gerçek tarafı bu. İçimden geçen buydu. Abi daha sonraki maçlara baktım. Ahmet Yıldıran haklı. Hoca bize takmamış abi. Hoca tamamıyla bizimle uğraşıyor. Evet. Hatta... Ya bizim düşmemizi istiyorlar. Göz göre göre. Düşmemiz kime ne faydası olacak onu bilmiyorum ama bize bir faydası olmayacak. Şimdi yanındaki takımlara bakıyorsun. Altın Ordu bulanacak. Bir üstüne de Boyabat. Yani son Görele de aynı şekilde ama Görele yani bir şekilde kurtuldu diyelim. Boyabat, Ünye, bulanacak Altın Ordu. Bunlar düşme hattında olanlar. Şimdi bazen şunu da düşünüyoruz. Altın Ordu, Ünye birbiriyle karşılaştığı zaman da veya kıyasladığınız zaman da Altın Ordu düşmesin, Ünye düşsün denilebilir mi? Dışarıdan böyle bir güç mü oynuyor bizimle? Bunu da düşünüyoruz. Aklı her türlü senaryo geliyor. Geliyor abi çünkü biz oldu mu olasıya biz Ordu'yla sıkıntılıyız. Bizim siyasi büyüklerimize, bizim bütün büyüklerimize sorun. Her alanda, sanatta da, sporda da, siyasette de hepsinde de sorun. Ordu mu üye mi dediğiniz zaman da Ordu olsun derler. Ya bu sefer şimdi böyle oyunlar oynandığı zaman da benim aklıma ne geliyor? Altın Ordu'yu kurtarmak için mücadele mi ediyorlar? Eğer bunun için mücadele ediyorsa bize söyleyin abi. O zaman boşuna hakeme de ricada bulunmayın. Biz de boşuna paraları harcamayalım. Zaman da harcamayalım. Hiç çıkmayalım lige. Çekilelim. Ünye 1957 spor diye bir şey yok diyelim. Biz oynamıyoruz daha. Maç yapmıyoruz diyelim en azından. Çünkü orada bir alın teri var. O çocukların bir alın teri var. Bunun karşılığında bu alın terini 3-5 hakemin yanlış düşünceleriyle silemeyiz. Canlı yayınımız hazır mı acaba? Herhalde hazır olmak üzere. Canlı yayın hazır olmak üzere. Peki
Şu an düşme potasında Bulancak ve Altınordu var. Altınordu var. Evet. Ben iyi söylemek istemiyorum. Dilim varmıyor artık bana da. Biz şu an 1 puan kazandık bu hafta. Puanımızı 18'den 19'a çıkardık. Bulancak maçının sonucu şu anda belli değil. Bir maç eksik var gibi gözüküyor. Altınordu bu hafta da yenildi. Altınordu Spor, Boyabat Spor'a 3-0 yenildi. Bu arada Çarşamba Spor aldığı galibiyetle birlikte, Niksar Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle birlikte matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Son 5 hafta kaldı. Şampiyonluğunu grubumuza ilan etmiş oldu. Buradan da Çarşambalı taraftarlarımıza olsun, Çarşamba Spor'a olsun başarıların devamını diliyoruz playofflarda. İnşallah umutlarına ulaşmış olurlar. Ya bir mücadele ettiler. Ligin başından beri favori takımlardan bir tanesiydi. Güzel oynuyorlar, güzel hareket yapıyorlar. Güzel bir ime içerisindeydiler. Dediğin gibi son 5 hafta kala şampiyonluğunu da ilan etmiş bir takım. Tamam biz şampiyon olamıyoruz ama en azından Çarşamba Sporu bizim komşumuz, o bari alsın yürüsün. İnşallah bundan sonraki süreçte başarıların devamı olur. Bizim için de gurur verici bir şey olur. Bizim bu aşamadan sonraki yapacağımız tek şey, önümüzdeki maçlara çok ciddi bakmamız gerekiyor. Burada hakemler ne kadar üzerimize gelirse gelsin, tribünler ne kadar boş olursa olsun, karşı takım ne kadar bizim motivasyonumuzu bozmak için mücadele ederse etsin, bizim yapmamız gereken tek şey abi 3 puanı bir şekilde o sahadan söke söke alıp yerimize oturmak. Başka türlü bir şansımız yok. Evet, haftaya Sivas maçı var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maçı olacak. Deplasmanda oynayacağız. Şöyle bir durum var. İlk yarı bizim tek galibiyetimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi karşısında oldu. Evet. Galip geldiğimiz takımı bir kez daha galip mağlup ederiz diye düşünüyorum. Ve ilk yarıdaki takım belli. Şu anki takım belli. Evet. Ama şuna yenik düşersek eğer, biz nasıl olsa ilk yarı o potansiyelle bu adamları yendik. Bu maçta çok rahat yeneriz. Rahatlığıyla çıkarsak, aşırı özgüvenle çıkarsak ters tepebilir. Evet, rehavet. Rehavete kapılırsak. Yani. Çünkü ilk yarıda galibiyetin yok doğru dürüst. Bırak galibiyeti, golün yok abi. Böyle bir durumda hani sen Cumhuriyet Üniversitesi'ni yenmişsin. Bu bakış açısıyla eğer oraya gidersek bizim için rehavet olur. İnşallah böyle bir rehavete kapılmayız. Buradan 3 puan almamız gerekiyor. Hani şey vardır, bazı kritik dönemlerde şey deriz işte rakip takımları, işte o berabere kalırsa, bu yenilirse biz kurtuluruz veya şampiyon oluruz. Hiç şunu demiyoruz. Biz yenersek demiyoruz. O berabere kalırsa, bu yenilirse, o oradan düşerse bunu biz kendi tırnaklarımızla çıkmamız gerekiyor. Millet ister yensin ister yenilsin. Şu aşamadan sonra bizim kaybetme lüksümüz yok kesinlikle. Evet. Bir izleyicimiz, Bulancak'ta olayı başlatan futbolcu Kastamonu oyuncusu yazmış. Gol attıktan sonra taraftara hareket yapan Kastamonu oyuncusu olayları başlattı yazıyor buradan. Bunun neticesini yani, zannederim hani ilk devre sonuçlandı ama oradaki tam olarak biz olayları bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz sadece daha önce yorum yaptık. Hani, ben şimdi az önce dedim yani yönetimli futbolcusu hepsi toplu topu 25 kişidir. Bu 25 kişinin orada olay çıkarması zordur dedim. Hani bu tahmindi. Tamamen tahmin. Ama ben şunu artık yadırgıyorum abi. Taraftar cahildir. Tribünde oturan taraftarın içerisinde 10 yaşında çocuk da var. 15 yaşındaki delikanlı var. İşte 50-60-70 yaşındaki biraz olgun insanlar da var. Okumuşu da var, okumamışı da var. Cahili de var, kültürlüsü de var. Taraftar amenna. Sinirlendiği zaman da ne yaptığını bilmeyebilir. Adamın yaşam tarzı gereği ağzı bozuk olabilir. Amenna. Ama abi sen futbolcusun. Futbolcu bir meslektir. Bir esnaf gibisin. Bugün bir esnafın yanına gittiğin zaman da esnaf sana hakaret edemez. Esnaf sana küfür edemez. Niye? Adam şunu diyor. Ben esnafım diyor. Bir ağırlığım var diyor. Abi sen bu mesleğin futbolculuksa o sahada oyun oyna. Sağdan tutup da oraya buraya el kol hareketi yapma. Milleti gerginleştirme, ortamı gerginleştirme. Ben bir de şunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşın diğer doğruysa, Kastamonu Spor oyuncusu
Orada taraftar hareket yapıyor. Abi neye istinaden, neye dayanarak, neye güvenerekten böyle bir hareket yapıyorsun? Kendi sahanda mısın? Oradan nasıl çıkacaksın? Nasıl bir cesaret var sende? Ben bunu anlamıyorum. Oradaki futbolcu örnek olması gerekiyor. Tribünde oturan bizlere örnek olması gerekiyor. Ben oradan karşı takımın futbolcusuna hakaret ederken benim futbolcum yapma diyebilmesi gerekiyor. Evet. Abdullah Yılmaz hayırlı yayınlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz. Canlı bağlantımız için şu anda hazırlıklar herhalde tamamlanıyor. Az kaldı. Evet, şu anda Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kır canlı yayınımıza bağlandı. Metin Hocam bizi duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Sesiniz net geliyor. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Metin Hocam, geçen günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine yapacağı nakdi yardımla alakalı bir haber yapıldı. Biz bununla alakalı sizden sıcağı sıcağına bilgi almak istiyoruz. Bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet. Tabii. Şöyle bahsedeyim. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanlarımız seçim öncesi Sayın Doktor İlmi Güler seçim çalışması kapsamında ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Halit Tomakin Beyefendi'nin de olduğu bir ortamda sporcularımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Orada amatör spor kulüplerine nakdi ve aynı yardımlar yapacağını sözünü vermişti Sayın Bakanımız Doktor Hilmi Güler. Bu kapsamda bizimle 2 aydır yaptığımız görüşmeler neticesinde şu anda bu ekonomik boyutunu halletmiş bulunmaktayız. Buradan Sayın Doktor Hilmi Güler'e amatör spor kulüpler adına ben çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 376 bin lira gibi bir rakam belirlendi. Bunda yaklaşık amatör spor kulüplerine bağlı 80 kulüp, bunun dışında da 20 tane bağlı olmayan kulüp, toplamda 100 tane kulübüne maddi yardım yapılması için okey verilmiş oldu. Şunu da sormak istiyorum ben. Bu yardım kulüpler nezdinde mi olacak, yoksa futbolculara ya da sporculara kadar bireysel inecek mi? Hayır, bu kulüplerin kendi kayıtlı IBAN numaraları, kulübün IBAN numarasına göre neticede bunu Büyükşehir Belediye resmi olarak verdiği için şahsa, kişiye indirgeyemez. Bunu kulüp nezdinde vermek zorundadır. Kanun nezdinde böyledir. Öyle yapması gerekir ve öyle yapacaktır. Burada önemli olan şudur. Biz amatör spor kulüpleri olarak başarı tabii ki bizim için öncüdür. Ancak burada Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu yardım yaklaşık 100 tane kulüp. Bunun içinde takım sporları, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, judo, wushu, muay thai, yani aklınıza gelebileceğiniz bütün spor dallarını kapsayan bir yardım bu. Şimdi bu yardımda bizim amacımız sokaktaki her bir çocuğu kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, validen ve tiner gibi kötü alışkanlıklardan kurtarma projesidir bu proje. Biz burada 100 tane kulüp var ama 100 kulübe baktığımızda 7000 tane sporcuyu direkt temas ediyor bu. Yani 7000 tane gencimize dolaylı yoldan ulaşmış olacak. Hatta biraz daha ileri gidersek, bir aile 5 kişi olarak kabul edersek yaklaşık 35 bin kişiye bir yardım el uzatılmış oluyor. Bunda da gerçekten Büyükşehir Belediye'ye biz bir kez daha sizin huzurlarınızda canlı yayında teşekkür etmek istiyorum. Metin Hocam, bu yardım için kulüplerin bir başvuru yapması gerekir mi ve tarih ne zaman bu yardımda bulunulacak? Hayır, biz zaten amatör spor kulüpleri olarak bizim sesim geliyor mu? Alo, sesim geliyor. Bir sıkıntı oldu. Sesim geliyor mu şu anda? Şu an geliyor, evet. Dinliyorum. Tamam. Şimdi burada zaten amatör spor kulüplerinin görevi kulüpleri adına başvuru yapmaktır. Bizim de görevimiz olduğu için biz bu başvuru zaten 2 ay önce yapmıştık. Sadece son aşamasında kulüplerin resmi olarak IBAN numaraları gerekiyordu. Sağ olsun onu da kulüplerimizden temin ettik. Büyükşehir Belediye'nin spor dayıya teslim ettik.
Bu da artık önümüzdeki hafta içi, ya bunu Perşembe, Cuma da olabilir. Onun bilgisini çok net alamadık. Yani Bakan Bey'in programına bakılacak. Ona göre ya 19 şeyde kapalı spor salonunda, merkezdekinde, ya da Recep Kara'da yapılacak organizasyonla teslim edilecek. Siz bunda farkındayım, biliyorum. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bunun yanında özellikle Üye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı ve Kaymakamımız da oradaki amatör kulüplerimize yaptığı nakdi yardımı da söylemeden geçmemek lazım. Huzurlarınızda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, Metin Hocam'ı da akşam akşam rahatsız ettik. Ama hem amatör sporcular için hem de amatör kulüpler için galiba güzel bir haberdi bu. Çünkü amatörde futbol bir şekilde yürüyor. Bir şekilde yürüyor ama diğer spor dalları gerçekten çok zorluklar çekiyor. En azından bundan sonraki süreçte böyle bir desteklemeli biraz da iyi olur galiba. Evet. Ben bu vesileyle amatör spor kulüplerine yapılan yardımı çok önemsiyorum. Çünkü gençlerimiz var. U15, U17, U19, kadınlar 3. ligde mücadele eden takımımız var. Bunun yanında ferdi branşlarda mücadele eden sporcularımız var. Haltercisinden güreşçisine kadar birçok futbolcu bundan yararlanmış olacak. Umarım ordumuzdan, Ünye'mizden, Fatsa'mızdan, Korgan'ımızdan, Kumru'muzdan büyük, önemli sporcular çıkar. Dolayısıyla bu yardımları ben önemsiyorum. Eğer ki bir de sürpriz bir videomuz var. Eğer ki arkadaşlarıma rica ediyorum, U17 karşılaşmasında, U17 ligi oynanmaya başlandı şu sıralar. Ünye Futbol Kulübü hafta sonu orada esnaf spor karşılaşması oynanmıştı. Bu karşılaşma 11-1 neticelendi. Orada bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz çok mükemmel, harika bir gol imza attı. Ben onu izleyince dedim ki herhalde yani Ronaldo'nun çocukluğu benim mesela o gözümde canlandı Yunus Hoca. Onu şu anda alabilir miyiz video olarak? Arda Aslan gol atan futbolcu. Ortada Özkan altından geldi. Orta çok zor bir pozisyon. Tam köşe noktasına yakın. Evet, bir de mücadele içerisindeler. Yok, mücadelede evet. Güzel bir orta. O ortayı da karşılayıp o şekilde bir artistik hareketle o topu evet. Ağlarda buluşturmak. Az önce dediğin gibi yeni bir Ronaldo yetişiyor galiba bizde de. İnşallah. İnşallah. Bekleyelim. Şimdi o da şunu söyleyeyim bakın. Az önce Metin Hocam neydi? Amatör kulüpler, amatör futbolcular, sporculara destek. Bu tarz bizde yetişecek çok sporcumuz var. Sadece futbolda değil. Basketbolda da var, işte halterde de var, judoda da var, tekvandoda da var, güreşte de var. Ama bakıyorsunuz şimdi genel olarak baktığınız zaman da Ünye'nin maddiyat noktası belli. Çok lüks insanlar yok. Bu spora merak salan gençlerimiz, çocuklarımız da işte anneden babadan aldığı 3 lira 5 lirayla bunu sporsal yolda değerlendirmek istiyor. İşte bir etkinliğe gideceği zaman da işte gidebilir miyim, gidemez miyim? İşte bunu yetiştirecek olan antrenör, hoca kendi cebinden ver nereye kadar verecek, karşılayacak. Bunları desteklediğimiz zaman da bizde çok böyle kaliteli pırlanta gibi gençler, çocuklar çıkacak. Şimdi bu gol belki de o Arda'nın geleceğini parlatan bir gol olacak. Evet. Buna benzer golü Cristiano Ronaldo atmıştı. Gareth Bale atmıştı. Benim bu golü izleyince aklıma direkt o goller geldi. Dolayısıyla ben de bu hafta o golü izleyicilerimizle paylaşma adına burada göstermiş en oldum. En azından güzel bir gol. Herkes görmüş oldu. Evet. Peki gitgide programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık.
Son olarak bir puan durumu alabilir miyiz? Haftanın oluşan puan durumu son olarak Ünye 1957 sporumuz Bal Ligi 4. grupta mücadele ediyor. 21. hafta sonunda oluşan puan durumuna göre 12. sıramızı biz koruyoruz. Puanımızı 19'a çıkarmış olduk. Görele Spor da bizden aldığı 1 puanla puanını 21'e çıkardı. Boyabat Spor 18 puandaydı. Altınordu Belediye Spor'u yendi 3-0. Dolayısıyla puanını 18'den 21'e yükseltti. Bulancak Spor karşılaşmasının daha sonucu net sonucu değil. Sonucu belli değil. Şu an bir maç eksiği gözüküyor. 16 puanda. 3 puan almış olsa bile 19 puanda olacak. Bizimle beraber olacak. Evet. Ama avaraj farkıyla biz yine üst sıradayız. Hani bizim şu noktadan sonra her halükarda kaybetme, beraber kalma gibi lüksümüz yok. Bu bunu gösteriyor. Evet. Bir de hafta oynanacak maçları alalım. Fikstür. Fikstüre bakalım bir de. Evet. Çankırı Atakum maçı oynanacak. Altınordu Bulancak'la karşı karşıya geliyor. Önemli bir karşılaşma. Altınordu Bulancak'la karşı karşıya gelecek. Görele Boyabat Spor karşılaşması olacak. Boyabat'a ben buradan söylemek istiyorum, bildirmek istiyorum. Karşınızda Görele Spor var. Berabere biter bu maç. Berabere biter. Hani iddia oynansa her türlü iddia oynanabilir. Görele Boyabat maçı berabere biter. Biz bunu gördük bu hafta. Görele orada bütün psikolojik olarak bütün baskıları yapacak. Ne olursa olsun berabere bitirecek. Yerse de hemen atar. Evet. O acıyla atar, yine berabere bitirir. Merzifon karşılaşması oynandı Görele'de. Karşılaşma sonucu 2-2. Yani 7'ye kadar atıyor. Merzifon takımına 7'den fazlasını atıyor. Aynen. Merzifon gibi top yapan, ataklar geliştirebilen, gol pozisyonları bulabilen takıma 2 tane gol yemiş ama 2 tane de atmış. Beraberliği tamam, eşitlemiş yani. Kesinlikle onu yapmış. Adamlar 3. golü atmak için mücadele etmezler. Hani ben bu hafta o kanıya vardım ben Görele için. Kesinlikle. Şöyle de bir durum var. Ben galip geldiği maçlara baktım. Toplamda 3 tane galibiyeti var Görele Spor'un. İlk galibiyeti ilk maçında Kastamonu'ya karşı galip gelmiş. Onu da herhalde ilk haftanın acemiliğiyle olabilir. Acemilikle olur o. İkinci, dengeleyememiştir o beraberliği. Aynen. İkinci galibiyeti hemen ikinci hafta Altınordu Spor'a karşı galip gelmiş. Zaten Altınordu'nun durumu belli. Üçüncü galip geldiği maç da Ünye 1957 Spor maçı. O da ilk yarıdaki takımımıza karşı almış olduğu bir galibiyet. Başka da zaten galibiyeti yok. Ondan sonra görmemiş. Ne galibiyet ne şey. Evet. Mağlubiyet de görmüyor. O yönde ne? Mağlubiyet var. Tek arada tek var. Tek puan gidiyor. Tek puan tek arada diye var. Tek diye gidiyor. Kastamonu Osmancık'la karşı karşıya geliyor. Ladik Belediyespor Niksar karşılaşması oynanacak. Biz de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi karşısına çıkacağız. Deplasmandayız. Evet. Ünye sporumuzun bir de bundan sonraki kalan maçlarına bakalım. Sonraki maçlar ve önceki oynamış olduğumuz maçlar. Sonuçlar değil. Bir sonraki sonuçları değerlendirdik. Evet. Ünye sporumuzun da son 5 maçı kaldı. Karşımızda yani Sivas Cumhuriyet Üniversitesi karşılaşması var. Ondan sonra biz burada Sivas'tan oldukça umutluyuz. Evet. Öyle görünüyor. Sivas'tan 3 puanla döneceğiz gibi görünüyor. Evet. Listemiz geldi. Evet. Çarşamba Spor. Lideri ağırlayacağız. Sivas maçından sonra. Daha sonra Ladik Belediye Spor'a konuk olacağız. Sonra Çankırı bizim evimize gelecek. Son maçımız zaten Kastamonu deplasmanında olacak. Son 5 maçımız. Burada çarşambadan çok korkuyorum. Gerçi diğerleri de aynı şekilde. Çankırı'da peki çarşambadan şekilde. Biz puan alabilir miyiz? Neticede lider olmuş bir takım ama yani şimdi bizde Karadeniz'de şu var. Tamam, çarşamba her halükarda lider bize bir güzellik yapar, jest yapar diyebiliriz ama bizim Karadeniz'de şöyle bir durum var abi. Ne olursa olsun ben yine alayım başımı gideyim, sizin haliniz varsa görün havası var. Belki diğer maçlara bu kadar asılmayacak ama Ünye'nin maçına asılacak. Evet. Hani ben ondan korkuyorum. Ama bizim de daha çok asılmamız lazım. Çünkü Bulancak'la ben şu an berabere sayıyorum.
Avaraj farkıyla biz şu an kurtarıyoruz. Bizim şu saatten sonra kaybedeceğimiz 1 puan, 2 puan, 3 puan bizim için inen çok büyük şeyler. Daha hiç bu fırsatı bulamayacağız belki de. Ondan sonra oturacağız, şeyi bekleyeceğiz. Çarşamba'da yenildiğimiz zaman oturacağız. İşte bulanacak bir maç kaybetse hayalini kuracağız. Ve kaybetmedi diyelim adam. Hani bizim yaptığımız en ufak bir hata. Dünkü maç gerçekten finaldi. Dün biz gerçekten 3 puan alsaydık çarşamba maçından çok korkmayabilirdik. Ama biz şu saatten sonra çarşamba maçından da Çankırı maçından da hepsinden de korkmamız gerekiyor. Çünkü alamadığımız 3 puan bize bu ligde elveda dedirtecek. Evet, inşallah böyle bir sonuç karşımıza çıkmaz. İnşallah böyle bir sonuç karşımıza çıkmaz. Ben hem yönetimdeki büyüklerimize, abilerimize, arkadaşlarımıza güveniyorum. Takıma iyi bir motivasyon vereceklerine inanıyorum. Hem teknik heyet olarak hem yönetim olarak taraftara güveniyorum. Şu son maç, 5 maçta takımın motivasyona ihtiyacı var. Biz bunu dün gördük. Karşı takımın yapmış olduğu agresif hareketler, işte yavaş hareketler bizim motivasyonumuzu düşürüyor. Bana göre bizim dün 3 puan alamamamızın tek sebebi motivasyon düşüklüğüydü. Bundan sonraki maçlarda bu tür acemice hareketlerimizin olmaması gerekiyor. Motivasyonumuzu düşürmememiz gerekiyor. Bizim Ünyeliler olarak 4-50 o takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Ki burada kalalım, seneye artık yeni hayaller kuralım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli spor severlerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görele spor karşılaşması sonucunda değerlendirmelerde bulunduk. Maçın özetini izlemiş olduk. Takımımızın ligdeki durumundan bahsettik. Diğer karşılaşmalardan bahsettik. Bir de Ordu ASKF Başkanı, Genel Sekreteri Metin Kır hocamızla bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştirmiş olduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalınız.